Merhabalar arkadaşlar, ben Kırmızı Polarlı Adam. Sizler için elime bir toprak kase aldım. Bu toprak kasenin içerisine doğanın yeşilini, havanın temizliğini, suyun berraklığını ve huzurunu, Anadolu insanının sıcaklığını ve gayretini, kendime dair geçmişte yaptığım keşiflerimi ve anılarımı, geleceğe dair hayallerimi harmanlayıp size bir Kırmızı Polarlı Adam yarattık. İstedik ki bildiklerimiz yok olmasın. Nasıl biz birilerinden bunu öğrendik, tatbik ettikse, geçmişten bu gücü aldıysak, istedik ki biz bu bayrağı devraldığımız gibi gelecekte olan nesillere de devredelim. Arkadaşlar, şimdi insanoğlu var olduğundan beri insanoğlunda var olan bir tane duygu var. Kalıcı olma düşüncesi. Hani kimileri zamanı geldi, işte çömlek yaptı. Kimileri mağara duvarlarına resim yaptı. Kimileri ise günümüze baktığınız zaman gökdelenler yaptı. Biraz geçmişe bakarsak saraylar. Ve şu an günümüzde de insanlar bir rekabet halinde. En büyük eserleri biz verelim. Kimileri ciltler dolusu eserler yazdı. Bunları yayınladı. Kimileri ise tarih yazdı, tarih okuttu. Ben de istedim ki benim eserim bu olsun. Bildiklerimiz unutulmasın. Bu eserim dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet farkı gözetmeksizin bütün insanlığa ithaf edilmiştir. Kırmızı Polarlı Adam kimdir arkadaşlar? Adım Gökhan Yiğit. 1993 Malatya doğumluyum. Şu anda Bilgi Üniversitesi Ağız Diş Sağlığı 2. sınıf öğrencisiyim. Yaklaşık olarak bir hafta sonra öğrenciliğim bitiyor nasip olursa. Onun dışında ben bütün vasıflarımı ve karakterimi tek bir çatı altında topluyorum aslında. Yani sıradan bir Anadolu çocuğu diyebilirim. Ben nasıl başladım arkadaşlar? Şimdi Kırmızı Polarlı Adam'ı anlamak için biraz sizi geriye götüreyim. 2015 Haziran ayında hayatımın en kötü olaylarından bir tanesini yaşadım ben. Yaklaşık olarak 5,5-6 aylık bir bunalım sürecim vardı. Şimdi bugün Kırmızı Polarlı Adam'ı oluşturan temel öğeler o vakitte hiç yoktu diyebilirdim. Yani benim doğa sporlarıma başlamam aslında bir bunalım sürecinin sonuna doğdu diyebilirim. Ben normalde haftada en az 2 tane yani minimal 1,5 kitap okuyan birisiydim o vakitte. Daha çok tarihi yerleri keşfetmeyi, işte ondan sonra insanlarla tanışmayı, arkadaşlarla konuşmayı, fikir alışverişi yapmayı çok seven birisiydim. Ancak o dönemde şöyle bir şey ki ben günlüklerime baktığımda bir tane kitap okumamışım. Ondan sonra hiç keşfe çıkmamışım. Hatta günde 15-16 saat uyudum. Çok aylar olmuştu. Böyle bir dönemin sonunda 2015 Aralık ayında gayri ihtiyari şekilde bir yere gittim ben. Bu yer Samsun'daydı. Bir vadinin önünden geçerken öyle bir şu an olduğu gibi bir kuş sesleri geldi. Ben de dedim ki hani bir içeri gireyim. Sanki böyle bir aylar sonra bir merak oluşmuş gibi. Hani bir mutluluk insan arar ya, onun gibi bir şey. Daha sonra içeriye girdim. Bir baktım çok da güzel bir dere akıyor yanında. Alabalıkları gördüm böyle küçük küçük. Ardından işte kuşların ötüşü, ondan sonra işte o kurbağaların sesleri, hareketleri. Hatta orada bir kaplumbağa da görmüştüm. O zamanlar tabii hani doğa neymiş, doğa sporları neymiş hiçbir şey bilmiyorum. Hani bugün herkesin bildiği işte kuş burnuyu bile ben çok sorunlarla öğrendim. Tabii yediğimde bayağı ağzım mayhoş bir tat olmuştu. Hani öyle başladım ben. O günün sabah, o günün akşamı işte eve geldiğimde böyle üzerinde biraz yorgunluk vardı. Ama aylar sonra ilk defa hiçbir şey düşünmeden uyudum. Bu da bana o kadar mutluluk verdi ki dedim acaba hani Gökhan senin yani ilacın doğa mı? Ancak ikinci gün yani sabahına mesela ikinci günün sabahına ben tekrar işte sabah uyandım. Ben yine dedim ki hani ne yapayım işte evde yine oturayım falan. Kalbimde bir ses dedi ki Gökhan oraya tekrar geri git. Ben tekrar oraya gittim. Bu sefer yanımda bıçak ve çakmağım vardı. Ateş yakmayı denedim. Tabii nemli bir coğrafyada ateş yakmak çok zordu.
O gün ateş yakamadım ama o vadiyi herhalde baştan başa dolaşmışımdır. O günden sonra böyle bir daha gittim oraya. Tabii insan bilmeyince biraz korkuyor. İşte bir çıtırtı geliyor oradan. Diyorsun ki acaba ayı mı yaklaşıyor? İşte orada kertenkele, yani 4-5 santim uzunluğunda bir kertenkele gidiyor. Diyorsun anakonda mı geçiyor acaba? Hani böyle bir duygu oluşuyor. Çünkü insan bilmediği şeyden korkar arkadaşlar, çekinir. Ben o arada işte Ocak, Şubat, Mart arası bir Malatya'ya gittim. Tekrardan bir İstanbul'a gittim ve sonrasında Samsun'a geri dönüş yaptım. Ama eminim ki benim gerçekten hayattaki mutluluğum doğaydı. Ben bunu kabul etmiştim. Ancak bilgim yoktu. O günden sonra, yani 2015 Aralık ayında hiçbir şey bilmeyen ben, bugün 2017 Aralık ayına, yani 2 seneyi kapsayalım. Şu anda hani 2018 yılındayız. Hani ben öyle baz alıyorum kendimi. 2017 Aralık ayına geldiğimde bir bıçak ve bir çakmakla doğada nasıl tek başına hayatta kalınır, bunun eğitimini verir hale geldim. Bu süreçte arkadaşlar ellerim çok üşüdü, çok üşüdü. Yüzüm çok yandı. Onlarca, binlerce kilometre yol gittim. Binlerce deneyim sahibi oldum. Ve bu süreçte sevmenin ve sevilmenin, yani o Anadolu insanın da gerçek aşkın nasıl olması gerektiğini öğrendim. Hani yeri geldi sırılsıklam olduğum zamanlar da oldu. Yeri geldi aç, parasız kaldığım vakitler de oldu. Ama her daim doğada oldum ve mutlu olduğum yerde oldum. Şimdi doğa sporları bana ne kattı arkadaşlar? Şimdi her şeyden önce çok iyi insanlarla tanıştım. Çünkü bu hem çeşitli literatürlerde geçer. Bir insanı tanımak için ya seyahate çıkacaksın ya ticaret yapacaksın. Ben seyahatte tanımayı seçtim arkadaşlar. Buradan da Yücel Çalbıyık kardeşime selam olsun. İlk doğa arkadaşımdır diyebilirim. Hâlâ da arkadaşlığımız, dostluğumuz sürer kendisiyle. Hani baktığınız zaman ben 2 senedir metropolde yaşayan birisiyim. Burada tanıştıklarım ya da şehirde tanıştıklarım, mesela Malatya'da da olabilir, başka şehirlerde de olabilir. Tanıştığım bütün arkadaşları ilk 2 sene içerisinde kesinlikle yanılmışımdı. Hani bu maksimal. Ama ben 6 ay içerisinde yanıldım. O kadar çok arkadaşım vardı ki herhalde hani bir iki cümle öncesinde de söylediğim gibi %90-95 seviyesinde vardı. Ancak o kadar şaşırtıcı bir şey ki doğada ve seyahatte tanıştım. Bütün arkadaşlarımla şu anda en iyi arkadaşlarım listesindedir. Ve hiçbirini bu 2 sene içerisinde yanılmadım. Hatta şu anda kameramanın olan arkadaşım da buna dahildir. Neyse, bu süreçte arkadaşlar o psikolojim, çökük psikolojim o kadar yüksek seviyeye geldi ki artık çelik denilebilecek kıvamda oldu. Anadolu'nun çok yerlerini gezdim. O insanlardan gerçekten çok şeyler öğrendim. Artık sizlere öğretme vakti geldiğine ben inanıyorum bunu. Bundan sonra kanalımda ne göreceksiniz? Sizlerle beraber keşiflere çıkacağız. İşte benim yeri gelecek çok çılgın, çok delice yaptığım hareketleri ve atılımları göreceksiniz. Yeri gelecek yorgun zamanlarımı, işte bazen sıkıldığım anlarımı, bazen de işte size söylemek istediğim işte ufuklarımı, ideallerimi, hayallerimi ve bütün maceralarımı göreceksiniz. Yani hepsini toparlamak gerekirse her zaman karşınızda bir kırmızı polarlı adam göreceksiniz. Hadi kalın sağlıcakla.